Mardin'den herkese günaydın. Mardin'deki ilk durağımız Dara Antik Kenti. Şimdi sizlerle gidip Dara Antik Kenti'nin efsane güzel su sarnıçlarını ve sürpriz birkaç şeyini daha göreceğiz. Hadi gidelim. Abi çok heyecanlı lan. Bildiğin ayağımın altında AK-47 ile Dara Antik Kenti'ne geldi. Aa, çok heyecanlı. Dara Antik Kenti'nin en çok popüler olan yerinden herkese tekrardan merhaba. Çok aksiyonlu geldik, farkındayım. Oğlum çok garip ya. Hala inanamıyorum. Bildiğiniz ayağımın altında AK-47 ile Dara Antik Kenti'ne geldim. Dara Antik Kenti'nde ilk geldiğim yer nekropol. Bu işin şovu. Aslında burası bir mezarlık. Burada 3 tip mezarlık var. Kaya tipi, lahit ve basit sanduka mezarlıklar. Buranın asıl olayıysa şurada bir yerde bir yer var. Orası. O zaman hemen oraya bağlanıveriyor. Şu anda girdiğimiz büyük galeri mezar, kutsal kitaplarda yeniden dirilişin ve ruhlara nefes verilişin sahnelendiği Ezekiel. Şu anda girdiğimiz büyük galeri mezar, kutsal kitaplarda ruhlara nefes verilmesi ve yeniden dirilişin canlandırıldığı Ezekiel. Yani yeniden canlandırma peygamberinin sahnelendiği bir yapı. Burası 577 yılında Sasaniler tarafından öldürülen halklarına ithafen 591 yılında Doğu Romalılar tarafından yaptırılmış. 2009 yılında yapılan kazılara bakaraksa bu yapının altında çıkan yüzlerce insana ait kemikte ise şöyle bir durum var. Bu insanlar tekrardan Ezekiel sahnesinin gerçekleşeceğini ve yeniden dirileceğine inandıkları için kendilerinin buraya gömülmesini istemişler. Şimdi sizlerle buranın kervanlarının girdiği yere doğru geçiyoruz. Agora Caddesi'ne. Bu bildiğiniz İstiklal Caddesi falan değil. Bildiğiniz İpek Yolu'nda ne kadar kervan varsa bu bölgede oraya girip geçiyor. Çünkü niye olmasın? Yapmışlar olmuş çünkü yani. Karşınızda Agora Caddesi. Cadde tamamıyla nehrin kıyısından devam ediyor. Çünkü hem sulak yere yakın hem de ana işletmelerin hepsi yani restoran, kafe, bar gibi... Neydin ne yalnız daha? Hemen gidip su sarnıçlarına bakalım. Gençler, şu anda geldiğimiz sarnıç Romalıların Sasanilere karşı şehri olduğu gibi teslim etmemesindeki en büyük unsur. Burası dağlardan gelen suların depolandığı ve Sasanilere karşı direnmekte kullanılan en büyük silah olarak geçiyor yazılarda. Buranın en güzel özelliği şu. O kadar büyük ki aylarca Sasanilere karşı Romalıları kurtarmış. Geldiğim su sarnıcı, Sasaniler ve Romalılar arasında geçen savaşta Romalıların en büyük silahlarından birisi. Sasaniler demiş ki bunlar zaten Mardin'in sıcağında kavrulur, bunların suları da biter, hiç canımızı yormadan alırız şehri, sıkıntı yok falan demişler ama Romalıların önlere bir sürprizi var. Burası dağlardan gelen sularla besleniyormuş. O sayede sürekli su sarnıçları suyla dolup hem içerideki halkın hem de Roma askerlerinin su ihtiyaçlarını karşılamış ve savaşa daha fazla devam etmelerini ve daha fazla direnmelerini sağlamış. Şimdi size çok kısa gösterip buradansa biz efsane serinleyeceğiz millet. İlk noktamız beyaz su. Hadi gidelim. Geldim beyaz suya. Beyaz su gerçekten çok ılık. Suya çok girmek istiyorum ama çok üşendim. Çünkü mayoyu giy, çek, çık. Çok üşendim. Bunun acısını söz veriyorum Muğla'da çıkaracağız. Ama size su altından görüntüler ve su üstünden çok efsane görüntüler paylaşıyorum. Karşınızda beyaz su. (Gülüyor)
Antalya'nın Dimçayı varsa Mardin'in Beyaz Suyu var. Sizlere kesinlikle gelmenizi kesinlikle tavsiye ettiğim bir yer burası. Antalya'daki Dimçayı'ndan su biraz daha sıcak. Fakat burası da yine eşsiz manzaralara sahip çok güzel bir yer. Beyaz Su'nun efsane güzel manzarası ve çorul çorul akan sularını izlediniz. Şimdi sizlerle buranın en kıymetli manastırlarından birine gidiyoruz. Bakalım neresi? Gençler! Manastır'a gelmeye çalışıyordum bir şekilde. Bugün şansıma gerçekten çok hızlı ilerliyorum otostopta. Şimdi de sağ olsun Murat abi, Abdülkerim amca, Abdülkerim amca ve Ahmet'le beraber geliyoruz. Şimdi şuradan da Abdülselam amca ve Murat abi de size göstermiş olayım. Şimdi Mor Gabriel Manastırı'na gidiyoruz. Hadi bakalım. Dayrul Omar'dayız. Dayrul Omar. Tamam peki, bir de o var. O isim var bir de. Evet Dayrul Omar. Benim Mardin'in bütün manastırlarında bir arkadaşım, bir dostum vardı. Bir önceki seferinde geldiğimde burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Mor Gabriel Manastırı'ndaki arkadaşımsa Elio. Elio bir maske indir de millet yakışıklı görsün. Abi hoş geldin. Abi hoş buldum. Şimdi biz Elio ile beraber Mor Gabriel Manastırı'nı gezeceğiz. Size çok kıymetli bilgiler vereceğiz. Bu sefer çok daha güzel olacak. Hadi gidelim. Şimdi millet, normal şartlarda burada maske kesinlikle takmanız lazım. Ama biz, siz bizi daha iyi duyun diye maskelerimizi çıkardık. Bu turda anlatımı ben yapmayacağım. Bu turda anlatımı size Elio yapacak. O zaman hadi tura başlayalım. Öncelikle burada kapalı bir kilisemiz var şu anda. Tadilatta olduğu için hem geziye hem duaya kapalı durumda. Biz aktif olarak kullandığımız diğer kiliseyi göreceğiz. Buyurun iç mekanlardan devam edelim. Burası ise Manastır'ın eski yemekhane bölümü, tarihte Theodoro Kubbesi olarak geçiyor. Burayı İstanbul'daki Ayasofya'yı inşa ettiren 1. Justinian'ın eşi Theodora gönderdiği maddi bağışlarla 540 yılını inşa ediyor. Konuşurken ekoyu hissediyorsunuz. Duvarda küçük boşluklar görüyoruz. Ekoyu sağlayan küçük boşluklar. Burası ise aktif olarak kullandığımız Mariana Kilisesi. Sabah, öğle, akşam toplu bir şekilde ibadet edilir. Arka bölümde iki tablo görüyoruz. Manastırın kurucusu Mor Sami. Mor kelimesini de sık sık duyuyoruz. Süryanici bir kelime, aziz, yüce anlamına geliyor. Sadece bir tablo görüyoruz. Buraya ismini veren Mor Gabriel'e ait. Tablolar temsili, birazdan onların mezarlarını göreceğiz. Mezarlık bölümünde. Şimdi de azizlerin yerine geldik. Burada toplamda 15 mezar ve 12.000 dirhem kimlikleri bulunuyor. Sağda da Mor Gabriel mezarını görüyoruz. Mor Gabriel manasındaki turumuz terasta son bulmaktadır. Biz daha sizin için ne yapalım gençler? Bir iki yeri bilerek anlatmadık. Oraya da gelip yine Elio'dan detaylı olarak dinlersiniz. Mor Gabriel turumuzu burada bitiriyoruz. Buradan sonraki ilk lokasyonumuz Deir-i Zafaran Manastırı. Bum! Kaldığımız yerden devam ediyoruz millet. Şu anda Deir-i Zafaran yolundayım. Deir-i Zafaran yolu gerçekten kolay bulunmayan bir yol. İnsanlar genelde buradan Nusaybin'e falan gidiyor. Ama küçük bir ayrıntı var. Dönmeniz lazım. Hemen dönmeniz gereken yolu size gösteriyorum ve Deir-i Zafaran'a gidiyoruz. Atlar! Yapıyorsunuz! Yemleniyor mıçınız? Ne diyor lan bu manyak? Ayhan abi ve Nursen abla Güneydoğu turundalarmış. Sağ olsunlar. Yolda abla, onlar da karavanlarıyla çok çok güzel şekilde geziyorlar. Herkesin hayali olan bu karavan gezisini yapıyorlar. Deir-i Zafaran'a nasıl gideceklerini yüzlerinden anladım, bilmediklerini. Şimdi onlara rehberlik yapıp buraya getirdim. Şimdi de Deir-i Zafaran'a gidiyoruz. Çok kısa size birkaç saniye içeriği göstereceğim. Millet, şimdi yarın burası için bambaşka bir plan yaptık.
burayı Deryo Zafaran Manastırı'nda bir gün şeklinde paylaşacağım bir sonraki vlogda. O yüzden burayı es geçip devam ediyoruz. Simon ve Aydın bana yarınki vlogda anlatıcı olarak yardım edecekler. Şu anda sizlerle eski Mardin'e geçiyoruz. Hadi gidelim. Vallahi millet, Manastır'la ana yol arası ortalama olarak 3-5 kilometre falan. Bildiğiniz Manastır'dan ana yola kadar yürüdüm. Öğrencisi olsam ancak bu kadar yürüdüm. Öğrencisi gibi yürüdüm. Gidiyoruz. Kardeş, yaşıyorsunuz bu hayatı var ya. Altınızda atınız, yanında yemeğiniz, yaşıyorsunuz bu hayatı. Eyvallah. GoPro'nun şarjı bittiği için telefonla çekiyorum bu kısmı. Burayı sabah keşfettim. 5 liraya burada çok uyguna, çok güzel çorba içebiliyorsunuz. Eski Mardin yemek konusunda bu yüzden çok güzel bir yer. Çok ucuza karnınızı doyurabiliyorsunuz. Aynı anda çok pahalıya da doyurabiliyorsunuz. Bu sizin tercihinize ve damak zevkinize kalmış. Zorlu bir otostop yolculuğundan sonra Zinciriye Medresesi'ndeyiz. Zinciriye Medresesi'nin adı şuradan geliyor. Biri akrepli, biri yılanlı zincir olmak üzere iki farklı zincirlerin bulunduğu bir medrese. Bunun sebebi şu: İnsanları burada çok fazla yılan ve akrep sokuyormuş. Bu zincirlerse insanları korusun diye buraya yapılmış. Adı tılsımlı zincirden Zinciriye Medresesi haline gelmiş. Aynı anda burası 1385 yılında Artukluların son kralı tarafından yaptırılmış. Burada eski Mardin ve Mardin içerisinde her camide bulunan bir şey var. Bakalım nedir? Şimdi arkadaşlar, burası anne rahmini, burası bebekliği, burası çocukluğu, burası gençliği, şurasıysa yaşlılığı ve ardından şuradaki havuz ölümü ve diğer dünyayı temsil ediyor. Bu hayat felsefesi Mardin'in bütün medreselerinde ve camilerinde, hatta büyük evlerinde mevcut. Bununla alakalı birkaç görseli az önce gördünüz. Bunun dışında hemen birkaç görüntü daha gösterip size buranın yine çok kıymetli kız lisesi ve ilkokuluna gidiyoruz. Üzülerek söylemeliyim ki başaramadım komutanım. Olgunlaşma enstitüsü olarak güncellenmiş burası. Hafta içi kadınlar buraya gelip dikiş, nakış, işte o tarz şeyler öğreniyorlar. Şurası da Gazi Paşa İlkokulu, manzarası da. Ya işte kaçımız şöyle bir okulda ilk okul okuma şansı elde edebildik ki. Ek olarak burada papağanlarla fotoğraf çekilme şuradaki abimiz yapıyor. Ve aşağıda at binme mevzusu var. Az önce gösterdim. Ve onun dışında manzaraya karşı fotoğraf çektirme aktiviteleriyle. Şimdi geleneksel kısma geçiyoruz gençler. İlk kısım yine sürpriz. Seviyoruz sürprizleri. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim gençler. Şimdi sırada buranın yöresel lezzetlerinden Süryani çöreğini göreceğiz. Süryani çöreğini bölgede ilk ve en orijinalini yapan yer Kana. Şimdi Kana'nın içerisine gidip Süryani çöreğini, Süryani çayını ve Süryani kahvesini göreceğiz. Şimdi millet, benim Mardin'de ne Türk, ne Kürt, ne Ermeni hiçbir şekilde bir arkadaşım yok. Bütün arkadaşlarım Süryani. Elio, Simon ve Aydın'la görüşeceksiniz bir sonraki videoda. Şimdi de Matias'la Süryani çöreği, Süryani çayı ve Süryani kahvesini keşfedeceğiz. O zaman başlıyoruz. Matias, anlat kardeşim. Öncelikle istersen çaydan başlayalım. Tabii. Bizim meşhur Süryani çayımız. İçerisinde safran, tarçın, karanfil, bamya çiçeği var. Seylan çayına karışım. Biz bunu hem misafirlerimize ikram ederiz, hem evde kendimiz yine bunu içeriz. Ekstrasında yine bizim bir yöresel ürünümüz. Bu da Süryani kahvesi. Çifte kavrulmuş, içerisinde kakule var ekstrasında. Onu da şöyle gösterebilirim size. Yani Güneydoğu'da kahve kültürü bir tık sert işler. Burada insanlar sert kahve içerler genelde. Bu da Türk kahvesinin bir tık üstünde oluyor. Haricinde yine bizim meşhur ürünümüz hurmalı Süryani çöreği. Biz buna 30 çeşit baharat, ekstra içerisinde hurma, üzerinde badem koyacak şekilde üretiyoruz. Size 4 tane baharatını sayabilirim: karanfil, zencefil, susam ve badem. Ekstrasında diğer 26 tanesi bizim ne yazık ki sırrımız. Klasik olarak anlatacağımız her şey bu şekilde gençler. Ben buradan hemen aşağı taraftaki en iyi... Niye elimi gösteriyorum?
en iyi fotoğraf çekim açılarından birine gideceğim. Orası da sürpriz olsun. Orada görüşürüz. Şu anda Mardin'e gelen herkesin en az bir kere fotoğraf çektirmek ya da en azından bir kere görmek istediği bir hanımefendinin yanına giriş yapıyoruz. Kendisinin adı Merdin Moro. Efendim merhabalar, merhabalar, merhabalar. Canada, canada merhaba. Mardin'de herkesin bir kere fotoğraf çektirmeye, çektirmiyorsa bile en azından bir kere görmeye geldiği Merdin Moro hanımefendinin şu an dükkanındayız. Hoş buldum. Kendisinin arka tarafta çok güzel bir kedi barınağı konseptiyle kedi oteli var. Onu şu anda konuşurken aşağı tarafta döndürüyorum. Onun dışında çok tatlı bir dükkanı var. Kolonyaları var, sabunları var. Ve burada hem insanlarla kaynaşıp fotoğraf çektirip hem de satışını yapıyor. Hemen soruyorum. Kedi barınağı fikri ne zaman çıktı ve nasıl devam ediyor? Evimde besliyordum zaten. Bayağı çoğalmıştı. Tabii evde biraz sıkıntı oldu. Apartmanda şikayetler gelmeye başlayınca uygun bir yer buldum. Hemen oraya tadilat yaptırdım kendi imkanlarımla. Kredi çekip yaptırdım hatta. Bayağı bir 70 bin lira falan. Olsun, onlara her şeye değer. Kurban olurum ben onlara. Onlar için her şeyi yaparım. Ben onlar için yaşıyorum. Hayatımı onlara adadım. Buranın geliriyle de onlara bakıyorum. Şurada geldiğinizde küçük bir bağışla hayvanlara şuradaki mamadan ve şuradaki küçük yataktan hediye edebilirsiniz. Onun dışında efendim gerçek isminizi öğrenebilir miyim? Gerçek ismim Melek. Çok da bir şey fark etmemiş aslında Mary diye Melek'e çevirerek Turkish Mary Moro olmuş. Doğru muyum? Patentimi aldım. Merdin Monroe olarak patentimi aldım ürünlerimde. Olası bir durumda çakarım telifi diyorsunuz. Tabii canım. Benden başka hiç kimse alamaz. Ama yüzümü alamadım. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Benzerlikten dolayı patentimde yüzümü alamadım. Patenti benzerlikten alamadım. Allah başka dert vermesin diyoruz. Efendim bu tatlı vlogun, bu güzel vlogun sonuna çok güzel bir hanımefendiyle beraber geliyoruz. İzlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mardin vlogu burada bitmiştir.